Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, eğer barış çiçeğiniz hastalandıysa mutlaka onda bir sorun vardır arkadaşlar. Barış çiçeğimle açtık bugün konuyu. Evet, benim barış çiçeğim yaklaşık 6-7 yıldır benimdi. Yani evimdeydi arkadaşlar. Benim arkadaşlığımı yapıyordu prensesim. Evet, bu prensesimiz hastalandı. Bu yıl ilk defa böyle bir hastalık geldi. Ama toprağında bilmiyorum bir zararlı mı var, toprağında vitamin eksikliği mi oldu? Ben bunu geçen yıl değiştirdim toprağını ama belki de bilmiyorum artık belki de bir zararlı vardır toprağında. Herhangi bir börtü böcek bir şeyler vardır ya da umbit olmuştur kök kısmı. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Görünür yerde bir şey yok. Kontrol ettim yaprak altlarında o kenarlarda. Görünür yerde bir şey yok arkadaşlar. Evet, kış aylarındayız. Bu hanımefendi hastalandı. Hangi çiçeğiniz olursa olsun eğer hastalandığı zaman mutlaka bir toprağını bir şöyle bakın arkadaşlar. Önce vitamin verin çiçeğinize. Eğer daha da iyileşmiyorsa mutlaka toprağını kontrol edin. Benim barış çiçeğim böyle benim 7 yıllık evimin prensesiydi. Gördüğünüz gibi yaprakları sararma yaptı. Bunlardan tabii bir iki tane arada olabilir ama şuradaki taze çıkan yapraklar yaklaşık bir aya yaklaştı. Böyle açılmıyor arkadaşlar. Belki dedim hani kendini toparlar. Vitamin desteği verdim. Belki dedim kendini toparlar ama toparlamadı maalesef. Demek ki ya kök kısmında suyunu mu fazla kaçırdım? Acaba kök kısmı çürüme yaptı? Ya da toprağında herhangi bir böcek zararı mı var? Bir kontrol edeceğim onu ve toprak saksı değişimini yapacağım. Gördüğünüz gibi şurada da prensesimiz var hemen yanında. Normalde benim sardunyam dışarıda duruyor ama video çekeceğim zaman böyle prenseslerimi bazen evin içine alabiliyorum arkadaşlar. Akşam video çektim. O ara getirmiştim zaten prensesimi. Evet, barış çiçeğimizi hemen balkona alacağım. Oraya yer hazırladım arkadaşlar. Masamızı kurduk, hazırladık. Yerinde hazırladım. Hemen oraya geçelim. Hep beraber bir bakalım. Eğer sizin de barış çiçeğiniz hastalandıysa böyle siz de mutlaka dip kısmını kontrol edin. Daha olmadı saksıyı boşaltın arkadaşlar. Kök kısmına bakın. Eğer kök çürümesi olabilir, toprağında zararlı olabilir. Mutlaka bir sorunu var ki böyle yapraklarıyla bize ağzı yok, dili yok tabii. Böyle yapraklarıyla bize haber veriyor. Gördüğünüz gibi. Yani ben hastalandım diyor. Artık benim çareme bakın, beni iyileştirin diyor. Çiçeğimizin kendi yöntemiyle, diliyle bize anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunu hemen ben balkonuma alacağım ve toprağını çıkartacağız. Eski toprağı ve yeni toprakla değiştireceğim. Normalde benim her zaman orman toprağım var. Orman toprağı ayarladım arkadaşlar. Onlarla beraber değiştirelim ki bir de şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız hani benim barış çiçeğim hastalandı ne yaparım, ne yapabilirim diye soru soruyor. Evet arkadaşlar mutlaka toprağını değiştirin. Dikin. Daha da olmadıysa üzerindeki o fazla yaprakları kesin. Sadece kök bile kalabilir. Hani o da zaten kuruyacaksa kurur çiçeğiniz. Kurumayacaksa en azından bir şansınız olur. Ve kök kısmından tekrar gücünü köküne verir ki tekrardan yeşerme şansı olur en azından. Zaten %80 hastalanmış bir çiçeğimiz kuruyabilir. En azından üzerindeki o fazla yaprakları, fazla çelikleri alalım ki kökünü güçlendirsin. Ona bir şans tanıyalım. Ben kökünü kestim, yapraklarını kestim, çeliğini kestim de kökü kurudu diye kesinlikle düşünmeyin. Zaten o hastalandıysa zaten o kuruyacaktır, çürüyecektir arkadaşlar. Ama siz de en azından üzerindeki o fazla yükü alın ki kök kısmına versin, gücünü tamamen kökünü güçlendirsin. Tekrardan yeşerme şansı verelim çiçeğimize. Ben bunu kökünü boşaltmadan anlayamayacağım tabii ne olduğunu. Kökünü bir boşaltalım. Eğer kurtarabilecek gibi isek kurtaracağız. Geri tekrar dikeceğiz. Toprağını değiştireceğiz. Sulamasını yapacağız. Geri tekrar bu köşesine hanımefendiyi koyacağız buraya. Ve iyileşmesini bekleyeceğiz. Yeni yeni yapraklar çıkartırsa bilin ki ne çiçeğiniz kendini toplamaya başlamıştır. Ama hala daha sararmaya, yapraklarını kurutmaya, lekeler yapmaya devam ediyorsa mutlaka sorun ortadan kalkmamıştır.
O üzerindeki o fazla yapraklarda hemen kesin ki tamamen kökünü güçlendirsin arkadaşlar. Hemen balkonumuza geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çiçeğimizi buraya hazırladım. Dışarıya balkona getirdim. Şöyle beraber hep beraber bakalım. Şöyle dip kısmına ben zaten kış aylarında onunla videosunu paylaşmıştım arkadaşlar. Kış aylarında böyle su kapları koyuyorum. Yapraklarını nemlendirsin diye arkadaşlar. Şu yapraklarının uçlarında kuruma yapmasın diye. Şöyle birazcık kendine geliyor gibi oldu ama ben şu yapraklardan çok şey yaptım, şüphelendim ve dip yapraklarına da sararmaya başlayınca dedim en iyisi müdahale etmeye başlayalım. Hem de bu bahaneyle kök kısmında ne var ne yok ona bakalım. Hem de çiçeğimizin sorunu neymiş onu anlayalım arkadaşlar. Şöyle ben hemen toprağını ayarlayacağım. Toprağında bahçe toprağı ve doğa toprağı, yani orman toprağı kullanacağım ben. Onları da güzelce inşallah çiçeğimizi iyileştireceğiz. İyileştikten sonra tekrar sizinle güzel güzel videolar paylaşacağım. Yaklaşık 7 yıldır dedim benim bu evimin prensesi. Evimin köşesinde, salonumun köşesini süslüyordu. Ama demek ki böyle hastalandığımız zamanlarda olacak. Kurumasın da onu ben yine iyileştiririm inşallah. Allah'ın izniyle tabii bu arada. Evet. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada doğa toprağım var, benim orman toprağım var. Gördüğünüz tamamen şöyle çam yapraklarının, o diğer ormandaki ağaç yapraklarının sürüntüsüyle oluşan, hem gübre yerine geçen hem de toprak yerine geçen çok kıymetli benim için, çiçeklerime sürekli kullandığım bir toprak. Evet, burada da bahçe toprağım var benim, normal. Sadece buna dikemiyorum arkadaşlar çünkü çok sert yapısı oluyor. Böyle yumuşacık puf puf göründüğüne bakmayın. Sulandığı zaman beton gibi oluyor. O arada da ben çok az miktarda kullanıyorum bundan. Çünkü balkon çiçeklerime biraz fazla kullanıyorum ama ev ortamındaki bu barış çiçeğimi ben çok az kullanacağım. Çünkü genelde zaten orman toprağı kullanıyorum ama sadece hafif su tutsun diye bu topraktan da koyacağım. Ve altına da şöyle strafor koyacağım. Saksımın alt tabanına. Öncelikle çiçeğimizin toprağını hazırlayalım. Masamın üzerinde geniş geniş karıştıracağım ben. Bu kadar yeterli. Şöyle onu biraz bir kenara kaldıralım. Ve şurada da orman toprağım var. Bundan bol kullanıyorum. Ben hem gübre yerine geçiyor arkadaşlar. Şöyle. Hem gübre yerine geçiyor hem de puf puf toprak yerine geçiyor. Torf yerine geçiyor daha doğrusu. Şöyle tabii taş parçalarını da koyabiliriz. Bu arada dere kumu kesinlikle çok güzel olur. Toprağınıza karıştırırsanız böyle dereye, dere kenarına gittiğiniz zaman oradan toprak getirin arkadaşlar. Topraktan kullanabilirsiniz. Kömür tozu kullanabilirsiniz. Dere kumu dedik, kömür tozu dedik. Ve bir de bakın daha önce bir şey vardı. Taş parçalar da koyabilirsiniz. Gayet de hem vitamin hem mineral açısından çok güzel geliyor, çok güzel oluyor. Bir kısmına da böyle şey koyarsınız. Dediğim gibi şöyle strafor koyarsınız. Strafor da çok güzel oluyor. En azından fazla suyu o straforda kalıyor, o taşlarda kalıyor. Çiçeğinizin de kök kısmı çürümemiş oluyor. Bu arada arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlarım için hoş gelmişler diyorum. Ve kanalımıza da abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kanalımızın ilerlemesi için, şöyle çok çok güzel videolar size paylaşabilmemiz için kanalımıza abone olursanız, desteklerseniz sevinirim. Zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet, toprağımız böyle. Şöyle boş saksıma ben bunu geri tekrar dolduracağım ve barış çiçeğimizi bir kontrol edelim bakalım. Kök kısmında hanımefendinin neyi varmış, neyi yokmuş. Ona bir bakalım.
şöyle biraz sağından solundan çiçeğimizi fazla incitmeden kökünü yumuşatalım. Evet, drenaj delikleri gayet de güzel yerinde duruyor. Acaba dedim tıkandı mı? Toprağın alt kısmı baya baya bir saçak dolmuş. Yani ne kadar kıyamasam da mecburen böyle toprağını deşmek zorundayız arkadaşlar. Prensesim. Şöyle bir bakalım. Ne var ne yok diye bakıyorum merakla. Herhangi bir zararlı da göremedim toprağında. İyice bakıyorum. Bir tane kök üzerinde şöyle bir tanesini de kırdım arkadaşlar, ayırdım ama inşallah o da tutacak. Kıyamadım ama yani yapacak bir şey yok. Şöyle üzerindeki o kötü yaprakları alacağım zaten. Bu sene çok güzel açmıştı. Daha önce de videomda paylaştım zaten. Sineklendi. Ondan sonra sineğini bitirdik çok şükür. Hastalanmıştı daha önce. Tekrar müdahale ettik. İyileştirdik bu prensesimizi. Açmıyor diye hatta dolap cezası bile uygulamıştım. Çok güzel açmıştı benim prensesim. Ama şöyle bakıyorum arkadaşlar, unlu bit falan olur mu kökünde diye, ama öyle bir şey yok. Gayet de çok da güzel saçaklanmış. Çok da güzel olmuş.
Evet, yeniden dikimini yapalım arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Sadece belki toprağında vitamin bitmiştir. Evet, gördüğünüz gibi bayağı da saçaklamış. Ben birazcık bu saçaktan keseceğim arkadaşlar. Şöyle. Bunu artık yeni toprağımıza dikeceğiz. İnşallah daha güzel olur. Evet, bu eski toprağı ne yapacağız dersek arkadaşlar, toprak alan arkadaşlar, ben de hani benimki bedava, benim toprağım da, toprak alan arkadaşlar için söylüyorum. Bir tepsiye ya da şöyle bir naylon üzerine serin arkadaşlar, orada güzelce güneşletin. Şu kökler bile orada şey olacak. Zamanla sonradan çiçek dikerseniz eğer, bunu da altına koyun. Üşürür orada. Ve size yeniden güzel olur. Evet. Bu eski toprağımı ben atmayacağım. Yine burada güneşleteceğim. Benim toprağım bedava. Ben hani para, fazla bir para vermiyorum toprağa ama yine de kıyamam. Ben bunu kurutacağım. Böyle güneşleteceğim. Orada tamamen güneş vitaminini alsın. Ondan sonra tekrar başka bir çiçeğimle yine kullanırım. Sorun değil yani. Öyle de yapabilirsiniz. Bu arada evinizin içerisinde kullanacağınız toprağı da tamamen fırınlayabilirsiniz. Fırınlayın arkadaşlar. Fırınladıktan sonra da tekrar soğuduktan sonra ev içerisindeki çiçeklerinizi kullanın. Benim daha önce videom da var. Geri dönüp videoları eğer oradan izlerseniz kuruduktan sonra, o soğuduktan sonra ev ortamındaki çiçeklerinizi dikebilirsiniz. Sebebi ise herhangi bir sinek, böcek larvaları olmasın. Evimizin içine pis görüntü olmasın diye toprağınızı tamamen fırınlayabilirsiniz. Çok fazla değil. Onun hakkında da zaten geri dönüp videolarım var. Bir 5 dakika anca. Şöyle toprağımdan çıkan taşları da biraz daha toprak koyayım. Evet, benim prensesim inşallah daha güzel olacak. Elimizle biraz bastıracağız ki o dip kısmının, kök kısmının hava almamasını sağlayacağız. Bunu zaten ağaç diken, böyle çiçek diken arkadaşlarımız hep bilir bunu. Evet, hazırladığımız toprak tam geldi. Evet, hemen şurada saksımızı alalım aşağıya. Güzel can suyunu da verelim. Biraz sesimizin şöyle kamerayı biraz daha yukarı kaldırayım ben ki şöyle prensesimiz daha güzel gözüksün. Şöyle.
doğrulttuk birazcık. Bismillah diyelim. Suyunu da verelim. Can suyunu. Rabbimin izniyle inşallah bize düşen kısmını yaptık. Bundan sonrası Rabbime kalmış. Kurban olduğum Rabbim can verirse kuru dala da veriyor. Evet arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi daha önce de tekrarladım ama yine tekrarlayayım. Like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Çok güzel müzik eşliğinde böyle reis videolar paylaşıyorum. Bu prensesimi de böyle iyileştirdik inşallah. Rabbimin izniyle çok da güzel olacak. Evet, sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Bir de bana şöyle yavru prenses verdi. Kök kısmı ayrılmamış ama biz ayırdık. Bunu da dikeceğim inşallah. Evet arkadaşlar, sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Her zaman görüşmek üzere. En güzel terapi, çiçek terapisi. Böyle prensesimizle hoşça kalın diyelim. Ve görüşmek üzere arkadaşlar.